Kefal havyarından yapılmış arkadaşlar spagetti yapacağız bugün. Gerekli malzememiz botarga deniliyor. Kefal havyarı, 3-4 tane sarımsak, maydanoz ve makarnamız. Kefal havyarları İzmir Karaburun'dan Vedat Bey arkadaşımız kendi el emeğiyle yaptığı havyarlar. Bunlardan almak isteyen varsa benimle irtibata geçsinler. Şimdi size ilk başta sosun hazırlığını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Önce havyarımızın şu şekilde kabuğundaki yani bal mumunu çıkartıyoruz. Bu hakiki bal mumudur. Parafin kullanılmamış. Dolapta olduğu için biraz da sert oldu. Kefal havyarlarımızı ayıkladık. Ve şimdi rendeleme safhasına giriyoruz. Bu sos için havyarların rendelenmesi lazım. Blender sayesinde kefallerimizi iyice rendeliyoruz. Bunu genelde İtalyanlar yemeği yapıyorlar. Bakalım bizim ağız tadımıza uyacak mı? Göreceğiz. Benim de ilk yapışım olacak. Malzemeyi biliyoruz. Malzeme güzel bir şey. Fakat makarnada nasıl olacak? Hep beraber deneyip göreceğiz. Evet, şunlar görüldüğü üzere botarga ya da kefal havyarımız rendelendi. Daha sonra suyumuzu kaynatıyoruz makarnamız için. Zeytinyağla sarımsak kullanıp en sonunda üzerine maydanozla sunumumuzu bitireceğiz. Ben şimdi bunları ayıklamak, iyice rendelemeye devam edeyim. Rendeleme işlemi bittikten sonra görüşürüz. Kefal yumurtalarımızı rendeledik. Oldukça güzel. Şu anda görüyorsunuz. Şimdi spagetti makarnamızı alıyoruz. Yalnız bir önemli bir husus. Makarnayı kırmadan atıyoruz arkadaşlar. Özelliği böyle. Spagetti hakikaten kırılmaz da bu gerçi spagetti değil. Bu burada birazdan aşağı doğru gider zaten. Kaynadıktan sonra. Evet, dediğim gibi sarımsak kullanıyoruz. Hepsi yapar mı bunlardan? Bol soslu olacak o zaman, bol makarna. Dediğim gibi sosun yapımına geçeceğiz birazdan. 4 diş sarımsak kullanıyoruz. Önce yemeği sonuna yapmak için maydanozlarımızı ince ince koyuyoruz arkadaşlar. Kefali Vedat Bey kardeşim kavanozda bu şekilde rendelenmiş olarak da satıyor. İsteyenler bana mesaj atsınlar. Sizi yönlendiririm. İstiyorsanız bütün olarak da alabilirsiniz. Gerçekten İzmir Karaburun'da bu işi en güzel yapan bir arkadaşımız. Uzun zamandır da görmedik, özledik kendilerini. Bu video aracılığıyla da Vedat Bey, kefal yumurtaların bitti. Gönderiver. Sana zahmet. Bebişim. Evet. Maydanozlarımız da hazır. Makarnamız olmak üzere. Dediğim gibi bunu istiyorsanız spagetti de kullanabilirsiniz. Biz eldeki imkanlardan faydalanıyoruz. Şimdi zeytinyağımızı döküyoruz arkadaşlar. Şimdiki işlem zeytinyağını
tadını versin diye sarımsaklarımızı zeytinyağımızla kısık orta ateşte azıcık sarımsakları kavuracağız. Sadece kokusunu versin diye. İşlem bittikten sonra zaten makarnayla beraber son kez karıştırıp sosumuzu ilave edeceğiz. Sarımsaklarımız da zaten kızarıyor. Şu anda zeytinyağı ve sarımsağın kokusu inanılmaz güzel. Bunu tabii her yemek yapan arkadaş bunu bilir. Sarımsaklarımızı şu anda görevini yaptı. Fazla da yanmadan çıkartıyoruz. Sırada makarnamız var. Makarnamızın suyunu ayırdık. Suyunu atmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle karıştırıyoruz içine. Zeytinyağla beraber makarnamız pişerken sırada üzerine kefal yumurtamızı ilave ediyoruz. Evet. Kefal yumurtamızı da ilave ettik. Bir miktar bu da karışacak. Sarımsaklı. Çok güzel kokuyor. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi yaparken üzerine iki kaşık da makarnamızın suyunu ilave ediyoruz. Baksın. Makarnamız hazır. Kefal havyarları makarnaya iyice de işledi. Kendi suyuyla beraber. Şimdi sıra sunumumuza geldi. Makarnamızı alıyoruz. Evet. Üzerine son olarak azıcık da rendemizi yapıyoruz. Koyuyoruz. Ve en son olarak da üstüne maydanoz sosumuzu koyuyoruz. Evet. Kefal yumurtasından yapılmış sosumuzla beraber makarnamız güzel gözüküyor. Kokusu da çok güzel. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Diğer yemeklerimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.